21 Eylül'de bilim kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitiminde başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. İktidarın görevi yüz yüze eğitim için gerekli temel sağlık koşullarını oluşturmakken, iktidar halk sağlığını hiçe sayıyor, toplumun haklı kaygılarını görmezden geliyor. Salgına karşı koruyucu önlemleri geliştirmek yerine sermayenin çarkını döndürmenin peşine düşen iktidar, uzaktan eğitimle eşitsizlikleri de artırıyor. Türkiye'de yaşayan her öğrencinin internet ortamında eğitim alma olanağı olmadığı gibi bu yöntem aynı zamanda eğitimin niteliğini de düşürüyor. Peki neler yapılmalı? Eğitimin temeli yüz yüze eğitimdir. Online eğitim, yüz yüze eğitimin yerine uygulanabilir bir yöntem olarak tercih edilmemelidir. Öncelikle öğrencilerin sağlıklı koşullarda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için turizm sektörünün kârı, özel okul patronlarının cebi, iktidarın bekası değil, halk sağlığı gözetilmelidir. Salgına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Sağlıklı yaşam ve eğitim koşullarını sağlamak da iktidarın görevidir. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihini salgın tehlikesinin ortadan kalktığı koşullara göre düzenlemelidir. Eğitim sisteminin süre giden temel sorunları ve pandemi koşullarının açığa çıkardığı ihtiyaçları karşılayacak bir ek bütçe hızla hayata geçmelidir. Eğitimin bütün bileşenleriyle birlikte çözümler geliştirilmeli, katılımcı, şeffaf bir süreç işletilmelidir. Demokratik, eşitlikçi, parasız, ana dilinde, nitelikli, sağlık koşullarının sağlandığı eğitim herkesin hakkıdır. Eğitim hakkından ayrımsız, bütün çocuklar yararlanabilmelidir.